resim gibi, heykel gibi böyle bir yetenek isteyen tarafı yokmuş gibi gözüküyor. Yani okuma yazma bilen herkes senaryo yazabileceğini hemen ikna olup bu dünyanın içine girebileceğini düşünüyor. Yani teoride de haklılar aslında. Herkes bu anlamda senaryo yazabilir. İyi bir senarist aslında seyircinin bir adım önünde olmanın peşindedir. Yani hani bir senaryo yazmayı ben biraz böyle oyun oynamaya da benzetiyorum. Yani karşılıklı ortaya bir delil atıyorsun, bir şey atıyorsun. Bu oyuncakta böyle karşılıklı bir kapışma haline giriyorsun. Hep böyle film izlerken klasik duygularımızdan birisi budur ya. Yani hani işte katil, işte anne değil mi falan diye başlarsın. Ama işte senarist senden iyi ve akıllıysa ve güzel çalışmışsa, hikayesi daha öndeyse o hep bir adım önde olmanın amacını güder ve hani ve hep senin aslında mağlup etmeye çalışır bu anlamda. Yani bazen de mesela hani çok duygusal, psikolojik bir öykü olur. Sen hani böyle bir ya işte bu kadın da işte Alzheimer'mış ve o yüzdenmiş gibi bir derinlik ararsın. Oysa ki o ailenin altında en derine gidip yeni bir şey keşfettirmek de aynı şekilde bir oyunun bir parçasıdır. Dolayısıyla senarist hep böyle bir seyirciyi mağlup ettirebilmek ya da daha doğrusu keşfettirebilmenin peşindedir bence. Ve filmden çıktığı noktada da kendi yaptığı işi bir süre unutmamasını ister yani. Mümkün olduğunca bu işler unutulmasın yani benim yaptığım bir iz bıraksın ister. Bir işin senaryo fikri olması, bir hikaye dönüşebilmesi için, özellikle bir senarist tarafından bakınca bir hikaye dönüşebilmesi için hikayenin unsurları var. Çatışma var, karakter var, zaman var, mekan var, bakış açısı var. Bunların hepsini tamamlamak gerekiyor. Dolayısıyla bir fikrin, bir senaryo fikri ya da işte bir sinopsise dönüşmesi aslında çalışarak oluyor. Biz oturuyoruz bu fikirleri, çalışıyoruz ve hikayenin diğer unsurlarını tamamlıyoruz. Öylece bir senaryo haline dönüştürüyoruz. Bütün işin zaten otantikliği, özgünlüğü falan da bu tür yerlerden geliyor aslında. Yani hani mesela bir öksüz çocuk hikayesi Kemalettin Tuğcu'nun elinde işte çok dramatik yerlere gidiyor. Bir üvey anne giriyor işin içine ama J.K. Rowling'in elinde Harry Potter çıkıyor işte. Bir sihirbazlık okuluna gidiveriyorsun bir anda. Ya da yani Türk dizilerine bakalım. İşte evli bir adamın başka bir kadına aşık olup işte onunla evlenmek istemesi bir şehirli entrika dizisi oluyor. Ama bunu mesela hani feodal bir yere götürüyorsun. Bir anda aynı hikaye aslında ağa dizisi oluyor. Zamanını değiştiriyorsun. İşte Muhteşem Yüzyıl'da bizim yaptığımız gibi 15. yüzyıla götürüyorsun. Bir anda Hürrem Sultan geliyor. Muhteşem Yüzyıl ortaya çıkıyor. Dolayısıyla aslında bir fikir aslında çalışıldıkça hikaye dönüşüyor ve özgünleşiyor. Herkesin aslında bir bakışta böyle bir yapabilirim diye baktığı bir alan da olsa senaristliğin arkasında da çok ciddi bir matematik var yani. Onları bir şekilde öğrenmek gerekiyor. Bir yapı gerekiyor yani. Hani bir giriş gelişme sonuç, bir kompozisyon yazar gibi aslında bunu görebilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla aslında biz çalışırken hani böyle bir önce bir ön blokta bir hikayenin böyle bir karakterin normal hayatını kuruyoruz. Sonra onu kırıyoruz. İşte öksüz çocuk fikrini mesela hani işte bir üvey annenin yanına koyayım ya da bir sihirbazlık okulunda koyayım mesela bizim her filmimizin 15. dakikasına denk geliyor. Bu orada başarılı olayım dediği şey 30. dakikamıza geliyor. Sonra biz orada başarılı olmasını aslında filmin hikayesi haline getiriyoruz. Bir 50 dakika, 60 dakika orta blok dediğimiz kısımda böyle engellerle karşılaştırıyoruz onu. Onlarla mücadele ediyor ve onları yeniyor. Ve sonunda aslında karakteri amacına kazandırdığımız yer aslında bizim için bir sonu oluyor. Bazen başarılı, bazen başarısız. Bazen hani yolculuğunun bir noktasında ama karakter olarak dönüştüğü yer bizim için de sonu oluyor. Dolayısıyla hani biz bu matematikleri hep böyle senaryonun içinde görmek istiyoruz. Yani hani finalde bir şeye bu film de bir yere vardı denmesi bir senarist için, özellikle zanaatkar bir senarist için çok önemli. Bunların aksine işler de yaparsınız. O zaman hani daha sanatçı işleri oluyor. Onların da platformu farklı oluyor. Her hedef kitleye de farklı şekilde hareket etmek gerekiyor. Para, pul, kızlar, şöhret falan var diyeceğim ama çok da o kadar yok aslında. Yoğun ve meşakkatli bir iş. Ben orada biraz bu Yusuf Atılgan'ın bir lafı var. Artık yeni bir insan oldu var diyor. Sinemadan çıkmış insan. Bu böyle kısa vadeli bir yaratık olduğunu söylüyor ve sinemadan çıkmış insanın bir büyü içinde bir süre daha kaldığını, sonra sokakta karşılaştığı insanla beraber de değiştiğini ve normal o körelmiş haline geri döndüğünü söylüyor. Dolayısıyla herkes aslında sinemacı da olmak istiyor. Ve hani ben senaryoyu tercih etmelerindeki nedeni şey olarak görüyorum yani senaryonun o kadar çok hani resim gibi, heykel gibi böyle bir yetenek isteyen tarafı yokmuş gibi gözüküyor. Yani okuma yazma bilen herkes senaryo yazabileceğini hemen ikna olup bu dünyanın içine girebileceğini düşünüyor. Yani teoride de haklılar aslında. Herkes bu anlamda senaryo yazabilir. Ama ve lakin tabii bu işin de bir matematiği, bir pratiği var. O taraflarda da ilerlemesi çok zor. Yazmak çok zor bir serüven. Herkes sinemanın içinde olmak istiyor. Bu bir dünyanın bir parçası olmak istiyor. Buna da en kolay gözüken alan senaryo olduğu için herhalde senaryo daha tercih ediliyor. Ama ve lakin kimse roman yazmak istemiyor. Çünkü yani hani işte o böyle 300 sayfa ve yazma serüveni çok zor. Ya da yazmak isteyen herkes de yazmıyor. Çünkü oturup işte günlerce böyle bilgisayar başından kalkmamak gerçekten
zor bir şey. Bana kalırsa yok yani. Hani senaristin çok fazla aslında matematiği, kuralları öğrenilebilecek şey var. Yani yüzlerce kitap var. Özellikle Amerikalılar bu işi böyle formüllere dökmeyi çok seviyorlar. Onların hepsini öğrenmek ve biliyor olmak çok iyidir. Ama bence bir senarist, biraz kendisine senarist olabildiğim dediği noktada bunların hepsini unutmuş olmalı aslında. Hani artık böyle bir refleks yürürken nasıl ki adım atacağımızı düşünmeyiz. Sadece ben şunu orada düşünüyorum. Mark Twain'in bir lafı var. Gerçeklikle kurmacayı ayıran şey kurmacanın inandırıcı olmak zorunda olmasıdır der. Girip bir senaryo ekibinde asistan olup zamanla pişe pişe yükselebilirsin yani. Hikayeler kurarsın, sonra sahne verilir, sahneler yazarsın. Zamanla kendini bir senarist olarak bulursun. İkinci yöntemi de aslında hani egon çok güçlüyse, kendine çok güveniyorsan gidip kendi projeni hazırlarsın, bir senaryo yazarsın ve bir yapımcıya eğer ki bunu beğendirip uygulanmasını sağlarsan kendini zaten senarist gibi bulmuşsundur. İlk yöntem aslında insanın bir zanaatkar olmasını sağlar. İkinci yöntem de biraz daha sanatçı olmasını sağlar. Bunu iyi bir potada birleştiren insan da aslında bir anda kendini senarist olarak bulur. İnsanın aslında kendi istemediği senaryoları yazması gibi bir şey olmuyor bence yani. Hani bir şekilde zaten sizi nispeten yazabileceğiniz senaryoyla hem eşleştiriyorlar hem de siz o işe baktığınız noktada bunun hangi versiyonunu izleyebilirseniz onu yazmaya çalışıyorsunuz bence. Ve hani bir şekilde en azından hikayenin ilerlediği noktalarda tabii ki bir brief'e uygun kalıyorsunuz. Hani sonuçta bir gençlik dizisi gelmişse yine gençlik dizisi yazıyorsunuz. Bir komedi geldiyse yine komedi yazıyorsunuz. Ama ve lakin bunun içinde kendi sevdiğiniz öğeleri kullanmaya başlıyorsunuz. Mesela biz Hakan Muhafız'ı farklı bölümlerini farklı senaristler yazıyorduk. Mesela benim olduğum bölümlerde ben hani sinemasal anlatımı daha yüksek olmasını sağlamaya çalışıyordum. Ya da işte sürükleyici olmasını ön plana çıkartmaya çalışıyordum. Mesela duygusal derinliklere daha değer veren arkadaşın bölümlerinde o taraflar, hani daha duygusal sahneler öne çıkıyordu. Başka bir arkadaşın bölümünde komik öğeler oluyordu. Dolayısıyla hani en azından öğelerle zenginleştirirken, yani bir aksesuarla evi süslemek gibi bir anda hani kendinize mal edebiliyorsunuz projeyi. Dolayısıyla hani içinde var olmak şansınız oluyor yani. Ya bir senaristin yapacağı ilk hata aslında karakterini ya da hikayesini aldatmaktır. Yani ona ihanet etmektir. Bir karakter kurmuşsunuzdur. İşte bu aslında hani çok aşık, kolayca aşık olan, şıp sevdi bir insansa bu şıp sevdi bir insan olmaya hep devam etmelidir. Ya da başka bir yere götürmek istiyorsanız bu karakteri dönüştürmeniz gerekir. Ama siz şimdi şıp sevdi bir insanı, bir anda çok katı, duygusallıktan uzak bir insanmış gibi bir sahnede sırf hikayeniz yürüsün diye öyle davrandırsanız bence bir senaristin yapacağı en büyük hata bu olur. Mesela benim yazdığım dizilerden bir tanesinin başrolü Bully denen hani böyle bir rahatsız eden liseli öğrenci tipleri vardır ya, öyle bir tipti ama velakin hani hikayenin belli bir yerinde biz başka bir şey yapmamız gerekti. Gerçekten seyircinin tepkisi inanılmaz hızlı geliyor böyle bir noktada. Bir anda izlediği diziye ihanet edilmiş gibi hissediyor. Kendisini aptal yerine konmuş gibi hissediyor. Birincisi bunun bir iş olduğu gerçeği. Yani hani çünkü biz böyle bir yazar grubu olarak bir odada buluşup aslında hikayeler konuşuyorduk. Birlikte gülüyorduk, bazen duygulanıyorduk falan. Böyle bir iş gibi gelmiyordu. Ama ve lakin zamanla işte revizyonlar gelmeye başlayınca ya da işte iş yayınlanınca falan fark ettim ki ya biz aslında bir iş yapıyormuşuz. Burada sanal böyle kendi kendimize bir dünya yaratmıyormuşuz. Bu bana bayağı şaşırtıcı gelmişti. İkinci öğrendiğim enteresan şey bunun göreceliliği. Yani hani bir senaryo yazıyorsunuz ve hani işte yapımcısı çok beğeniyor ama kanalı hiç beğenmiyor da tam tersi oluyor. Oyuncu farklı bir duyguda oluyor. Son olarak da şunu söyleyebilirim. Kendimi de mesleğimi ihanet etmiş gibi hissetmeyeyim. Yani hani bu sadece böyle bir herkesin farkında olması gereken bir şey gibi geliyor. Senaryo biraz hani fazla gözümde büyütmüşüm ben. Ben hani çünkü iyi bir senaryo olmadan bir film olmaz gibi bir dünya vardı. Aslında öyle değil bence. Senaryo bir yol haritası yani. Hani bundan sonra bir kervan oluşuyor. İçine yönetmeni biliyor, sanat yönetmeni biliyor, görüntü yönetmeni biliyor. Upuzun bir kervan oluşuyor ve bunlar bir yere gidiyorlar. Senin için malları topluyorlar ve geri getiriyorlar. Orada kurgucunun da katkısıyla bir eser haline dönüşüyor bu. Ve sen onu sadece bir parçacısın, hani haritasını çıkaran insansın, tasarımını oluşturan insanlardan birisin. Dolayısıyla hani çok da böyle duygusal yaklaşmayı bir meta haline getirmeyi bırakıp onunla barıştım böyle bir hani sadece bir parçası olduğumla. Ya dijital iş yapmanın en güzel kısmı aslında süresi yani. Yani 10 bölümle işte 39 bölüm arasında çok büyük bir fark var. Yani biz aslında dijitalde işte 10 ya da 8 bölümde anlattığımız hikayeyi televizyonda da 35 bölümde anlatıyoruz. Hikayeyi anlatmak gerçekten hikaye anlatmak gibi oluyor yani. Hani fark ediyorsun ki bir süre sonra aslında adım adım böyle hep bombalarını patlatarak hikayenin böyle önemli noktalarını göstererek gidiyorsun. Ama velakin televizyon iş yaptığın zaman aynı hikayeyi 35 bölümü uzatman gerekiyor ve sündürüyorsun ister istemez ve biraz aslında konuşurken, hikaye anlatırken geveleyen bir konuma düşüyorsun. Bence en büyük farkı bu. Kalem puştuğunda demek şu, yani hani
Sonuçta biz hikaye kurmak için bir sürü insan oturuyoruz. İkna olmadıkları noktada ben bir noktada ikna ederim demek. Gerekli puşlukları yaparım orada. Karakteri ona göre hazırlarım. Hikayeyi ona göre hazırlarım. İlla ki o hikayeyi satarım demek aslında. Haftalık bir bölümde öncelikle bir hikaye aşaması oluyor. Yani hani kaç kişi çalışıldığına göre de değişiyor. Öncelikle bir grup hikaye çalışıyor. Bu grup işte 3-4 gün hikaye çalışırken diğer tarafta başka birisi tretman hazırlıyor. Tretman dediğimiz aşama bir senaryonun aslında yapısının ve işte iskeletinin ortaya çıkarıldığı aşama. Bir kişi, birkaç kişi gerekirse bir tretman haline döküyor çalışılmış olan hikayeyi. Özellikle ekiple çalışıldığı noktada hiç bitmeyen bir süreç. Biraz Fordist gibi çalışıyoruz aslında. Bant üretimi bir yerden bir şey çıkıyor, başka bir gruba teslim ediliyor. Bazen tek kişi çalıştığında da yine aynı şey sürüyor. Ben hani tutarlı bir şey söyleyemem bu noktada. Yani hani bir kişi olarak tek başına çalışıp bir haftada da iş yetiştirmekte zorlananı gördüm. Ama mesela haftada 3 bölüm yazan senaristler de var. Hani 3 ayrı diziyi aynı anda yazanlar da var. Hikayenin ne kadar zorlandığı falan noktalarda. Ama senaristliğe dair aslında mesela çalışmak haline dair hani bu teknik kısmından öte söyleyeceğim şey, senaristlik kesinlikle 7-24 bir iştir. Yani hani o esnada çalıştığınız hikaye sizin rüyanıza girer. Dolayısıyla uykunuzda da sizi alır. O esnada çalıştığınız hikayeyi mesela hani işte eşimle mesela otururken onun söylediği bir cümlede karakterime bir şey eğer ki görüyorsam hemen böyle gözlerim parlar, kafam aklım başka bir yere gider. Hemen eşimden de azarı yerim böyle. Atasay sakın bunu yazmayacaksın bak falan. Onu görmeyeceğim bunu dizinde demeye başlar. Dolayısıyla kurtulamazsınız yani hani. Senarist entelektüel olmak zorundadır. Yani hani çünkü hani daha önceki bir soruda aslında söylemeye çalıştım yani. Senarist seyircisinden bir adım önünde olmak zorundadır. Dolayısıyla hani anlattığı hikayede bilgi dolu olmak zorundadır. Ona dair fikirleri olmak zorundadır. Ona dair bir vizyonu olmak zorundadır. Ama entelektüelliği şey anlamında söylemiyorum. Yani Aristo'dan başlasın, Lacan'a kadar her şeyi bilsin gibi bir entelektüellikten bahsetmiyorum. Yani sonuçta entelektüel aydın demektir. Aydın işte bize yol gösterir. Eğer ki bir romantik komedi yazacaksanız bu anlamdaki mesela arka planı bilmek, yani onun literatürünü bilmek, orada anlattığınız karakterin psikolojisini bilmek, o anlamda her bir tarafı öğrenmek zorundadır. Mesaisinin bir parçasıdır bu en azından. Dolayısıyla bir entelektüellik bekliyorum ben bir senaristten. Yani siz de dizi izlerken herhalde böyle bir zaten bildiğiniz şey değil, orada hani daha akıllı bir şey, yeni bir şeyleri öğrenerek izlemeyi tercih edersiniz. O anlamda olmak zorundadır. Bu vakti de yaratmak zorundadır. Dolayısıyla hani şeyi bir bahane olarak da göremiyorum ben hiçbir senaristten. Hani vaktim yok bunayı. Pek kabullenemiyorum. Daha profesyonelliği ve sistematikliği diyebilirim. Yani hani Türkiye'de ne yazık ki hani bu tür işler yapılırken süreçte senaristler çalışıyor ve belli üretimlerle biz yapımcıya ve kanala gidiyoruz. Bunlar hep okeyleniyor bir yere kadar. Sonra çok böyle ya artık çekime yaklaşılan bir yerlerde her şeyi bir anda alt üst etmeye kalkabiliyorlar. Bu mesela bizim kümülatif çalışmamızı engelliyor. Ama hani Netflix'te çalışınca böyle bir şeyle karşılaşmıyorsunuz. O anlamda çok sistematik ve profesyoneller ve kümülatif olmaya çok özen gösteriyorlar. Siz bir malzeme gönderdiyseniz o malzeme onlar tarafından tamamen sindirilmiş oluyor ve neyle sonuçlanacağı tahmin edilmiş oluyor. Dolayısıyla yorumları varsa o noktada söylüyorlar. Ve siz ona göre bir sonraki aşamaya zaten el sıkışmış şekilde ilerliyorsunuz. Ve aslında hep işinizi geliştirebiliyorsunuz. Çünkü bizim işimizde aslında hani bir seferde doğru senaryo yakalamak diye bir şey yok. Yani hani dünyada diyebilirim ki ortalaması, yani özellikle Amerika'da bu işin en kurumsal olduğu yerde 30 taslak yazılıyor bir senaryo artık final haline getirene kadar. Dolayısıyla aslında hep kümülatif biriktirmemiz lazım en iyi bulana kadar. Yıktıkça aslında geliştiremiyoruz. Netflix'in güzel tarafı o profesyonellik bence. Türk halkı öncelikle tanıdık bir şey izlemeyi çok seviyor. Yani hani kendinden bir şeyler bulmak çok istiyor. Yani hani yani komedi yapıyorsanız çok fazla kahkaha atmak istiyor. Korkuyorsanız gerçekten hani çok fazla gerilmek istiyor ya da duygusal bir şey yapıyorsanız hüngür hüngür ağlamak istiyor. Dolayısıyla hani mutlaka içindeki o duygusal boşalımı, katarsisini yaşamak istiyor fazlaca. Senaryo yazmak çok zor çünkü özgür olduğunuz bir alan değil aslında. Yani hani tamamen hani kolektif bir işin içindesiniz. Yapımcıyı ikna etmek durumundasınız, yönetmeni ikna etmek durumundasınız, sonrasında oyuncu ikna etmek durumundasınız. Bunun prodüksiyon olarak yapılabilir bir iş olması zorundasınız. Bir de televizyonda yayınlandığı için sonuçta hani belli kıstaslar içinde yapılmak zorunda. Özgür olmak isteyen de o yüzden otör olmaya yönlenmek ve hep böyle film çekmek istiyor. Otör olmayı da bilmeyenler için hani hem yapımcı hem yönetmen hem yazarı olursa hani işin arkasındaki insan oluyor. Buna showrunner deniyor Amerika'da. Uzun zamandır hani Amerika'daki işlerde bir showrunner çalışıyor ve onun vizyonuna göre hareket ediliyor. Çünkü dizinin en önemli insanı aslında yönetmen değil ya da oyuncu değil, senaristtir. Uzun vadeli hikaye anlatmanız gerektiği için. Dolayısıyla Amerika'da senaristler showrunner sıfatını da alarak
projeyi her açıdan yönlendiren insan haline geliyor. Sanat yönetmeni de, görüntü yönetmeni de, yönetmen de, oyuncu da bir fikirle gelince önce bunu senariste aktarıp onun vizyonundan eğer ki hani doğruysa içinde yer alıyor. Umarım uzun vadede bu gelir. Öyle bir şey ben senaristi daha özgürleştirip daha rahat senaryo yazdıracağına inanıyorum. Verildiği noktada çok hızlı kapan ve hani böyle dünyadaki hikaye anlatma kültürüne ulaşmak için çok hazırda bekleyen bir kitle olduğunu düşünüyorum. Böyle iletişimcilerin, bu bizim sektördekilerin bir bakış açısı vardır. Yani hani biz aslında böyle seyirci için yazıyoruz. Dolayısıyla seyirci ne istiyorsa onu veriyoruz gibi bir noktada hep ilerliyorduk. Sonra Muhteşem Yüzyıl'da Meral Okoy'la çalışma şansım oldu. Onunla beraber çok işi daha böyle güçlü ve farklı noktalara götürdüğünü gördüm. Ve aslında cesaretle beraber seyircide de karşılık bulabildiğini anladım. O zaman Türk halkının aslında çok daha potansiyelli ve çok dinamik olduğunu fark ettim. Aslında geride kalan ve korkak olan bizmişiz yani. Hani ben hani Türk halkını böyle bir hep ileriye doğru ilerlemek isteyen bir yerde görürken bizim biraz bir fanusun içine hapsettiğimizi görüyorum. Birazcık hani o yüzden böyle bir soruyu aslında hani bizim cesaret kazanmamız ve hani korkaklıktan kurtulmamız gerektiği üzerinden hani cevap verebilirim.